Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese günaydın. Yine biz pazar sabahındayız. Yine efsane Ünal abi burada. Eyvallah kardeşim. Ve bir sitemle başladık. Evet abi, ismini soy ismini alalım. Sulovalı Recep, Tavukçu Recep. Sulovalı Recep. Ne abi? Sulovalı Tavukçu Recep. Tavukçu Recep. Evet, Recep abi, Recep abi dedi ki biz her şey. Ya Ercan dedi, benim dedi tezgah çekiyorum, beni çekmiyorsun. Beni çekmiyorsun ya. Ne demek yengem abi? Yengem ne kızıyormuş, ha, sen neredesin de kızıyormuş. Aynen. Abi şimdi sen Sulova'dan mı geldin buraya? Sulova'dan geldim. Bizi de takip ediyorsun. Evet. Desteklerin evet. için Hatta teşekkür ederim. Tavukların öldüğüne, köpeklerine bana tek tek söylüyorsun. Allah razı olsun abi. Şimdi sen ne getirdin buraya? Biz bir şey gelmedik. Güzel bir şeyler olursa geldim. Alıyoruz. O zaman ben bugün... Geliyorum. Dur, bir dakika abi, bir şey söyleyeceğim. Recep abi. Bugünkü konum şu. Sen tezgahı açtın. Evet. Abi bir günde bu tavuk işi yapan tezgahı açtığında tavuk pazarında kaç lira kazanırsın? Kazanıyorsun. Net bana doğruyu söyle. Şimdi kazanç denen bir şey yok. Ama hastalık, alışmışız, geleceğiz, gideceğiz, bir şey yapacağız yani. 50-100 lira kazandığın mı en büyük adam sensin? En büyük adam. Ama kazanç yok şu anda. Ya şu anda yok. Ama anda normalde yok. Yani bunun da bir insanlar bir şey söylüyor. Var, bir yer kazanç var. Olmasa niye yapsın diyorlar. Ama bu seneye kadar öyle değildi. Heh, bu sene böyle değil mi? Bu sene böyle. Bu tamam. Sene şimdi hani köylü vatandaşa da bir şey diyemiyor. Evet. Yem pahalı. Gaz badinin tanesi 35 lira, 100 lira ver dediğin zaman vicdanım sızmıyor, olmuyor. Aynen, doğru söylüyorsun. Bu şeyden, bu zamana kadar böyle değildi, alıyorduk, buyduk ama yine açılır, yine olur inşallah. Tamam, hayırlısı. Ama biz alışmışız bu hayvanlara, mecbur şey yapacağız. Anladım. O zaman Sulova'ya da gelişen, Sulova'da geleceğim da abi, pazar hafta sonları karantina var ya, ondan dolayı gelemiyorum. Beklerim abi. Ünal abi. Buyurun hocam. Şu halk senin artık ne kadar para kazandığını öğrensin. Ben mi? Ya öğrensin abi, sen... Kazanmasını da bilir, yemesini de bilir. Sen bir tezgah kurduğunda bir günde alım satım, kar, bak ana maldan bahsetmiyorum, kar olarak kaç lira kazanıyorsun hocam, abi? Gün oluyor 100, gün oluyor 1000. Değil mi? Tabii değişiyor. Canım, değişiyor yani. Değişiyor. Allah var yukarıda. 100 olan günler hangi mevsimler, 1000 olan günler hangi mevsimler? Şimdi senin için tavuk pazarının en önemli olduğu mevsim hangisi? Şu dönem. 100 dönemi. 100 lira, 150 lira aldık mı en büyük insan biziz. En büyük, eyvallah. Ama yazın, Allah'a şükürler olsun, çeşit yapıyoruz. Ördek yavrusu, gaz yavrusu, hindi yavrusu. O şekilde biraz da uygun oluyor. Vatandaş da ihtiyacını karşılamak için alıyor. O zaman Allah bereket versin. 1000 lira da alıyoruz, 1500 lira da alıyoruz. Eyvallah abi. O zaman yaz dönemi yaz tavuk dönemi pazarlarında on numara. Başka bir tamam. Para dönüyor o zaman. Teşekkürler Ünal abi. Güvercinlerin hemen fiyatını soracağım. Sonra Ercan abiye bir merhaba diyeceğim. Ercan Bey. Vedir Köprü'de güvercinler 20. Burada 15 abi. Evet. Evet, doğru hocam. 15'e var, 20'ye var, 25'e var. 15, 20, 25. Bak, yol başladım. Parası abi, kantola gidiyorsun. Şimdi emek. Dışarı çıktı mı farklı oluyor. Tabii. Buradaki farklı, dışarıdaki farklı. Biz buradan gidiyoruz, 50-60 milyon masrafımız oluyor. En az. Aynen. Ama burası kendi pazarımız olduğu için burada tabii ki biraz daha esneklik oluyor. Esneklik oluyor, eyvallah. Havzayı herkes biliyor. Ercan abi de Sulova'dan geliyor. Ercan abi. Amasya. Ha, Amasya'da. Sulova'da görüyor mu Ercan abi? Ondan dedim. Abi bu sene ne yapacağız? Ne gelecek bu sene? Yani şeyimizde ne olacak? Hindi, ördek neler daha ağırlıklı olacak? Dayı günaydın. Ördeğe devam ya. Yani. Hindi ve ördeğe devam. Hayır, evet hayır. Günaydın. Ekstra var mı değişiklikler? Yok, bence sadece civciv var. Süs hayvanları var. Süs. Süste bize artık bir ara bir görüşelim senin abi. Ben de süse giriyorum artık. Kümesler yapacağım Mart ayında. İyi. Ercan abiyle de bir merhabalaştık. Abi tavuklar da burada. Evet. Piyasa 40 ile 60 arasında değişiyor. Aynen öyle. Tamam. 40 ile 60 arası. Ünal abi seviyoruz seni. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben Recep teşekkür abi saygılar. Ercan abi saygılar. Hadi Allah'a emanet olun. Bu adamlar müdavir. Demirbaş. Tabii. Geleceğim abi. Sulova'ya da geleceğim. Açılsın. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Abi nasılsınız? Hindi satıyor. İyi Oruç maşallah. Satıyor. Çok güzel abi. Şeyi söyleyeceğim. Fiyatlar ne abi hindilerin? Hindi 200 lira. 190 liraya verdim. 200 190. Lira. Kaç kilo gelir abi hindi? 8 kilo şu anda. 8 kilo. Heh. İyi, normal. Fiyatı da normal evet. Abi. Abi bir şey söyle. Sen sürekli görmüyorum seni. Bu hafta ilk defa gördüm. Her hafta geliyorum. Pazar... Seni hiç görmedim ya. Ya da dikkat etmedim. Buyurun. Abi şu soruyu soracağım. Bir günde kaç lira para kazanıyorsun? Benim kendi kapımdan bunlar. Tamam, kendi kapından. Geldin pazara. Akşama kadar hepsini satsan ne kadar kazanıyorsun? 300-400 lira kalacak. 300-400 TL kendin. Evet. Satabiliyor musun buradaki her şeyi? Satabiliyorum.
Buradaki her şeyi satabiliyor musun abi? Satıyor ya, Allah bereket ver. Satılıyor. Abi o zaman işler yani geçen seneye göre biraz daha düzeldi, hareketlendi satıyor, değil satıyor, mi? Satıyor. İyi. 300-400 lira kazanıyor. Evimizin masrafını çıkarıyor. Tamam. Bu 300-400 liranın şeyi sorayım. Kaç lirası cebinden gitmiştir bu hayvanlara bakım için? Bir yarı yarıya. Yarı yarıya. O zaman biz 150-200 TL gibi bir para kazandık. Evet, evet. Burada duruyoruz. Abi teşekkür ederim. İsim soy isim neydi abi? Metin Şahin. Metin Şahin abi de teşekkür ederim. Amcam da mı bakıyor? Sen yoksun. Tamam amca. Hindi sattım. Amerikanlar ne kadar? Horuzlar var. Ona değil. Bakalım. Kırkaz değil. Ben ikisini alacağım. Tamam. Ben size şey veriyorum. Evet. Tamam. Siz o. Tamam. Kazlar çok güzelmiş. Eline tamam. Sağlık. Vallahi eline sağlık. Size de afiyet olsun. Şimdi kaça geldi? Ben verdim. Tamam, sıkıntı yok. Şirtay, bu benim oğlum. Kalsın. Ben buradayım. Hadi. Evet kardeşim. Fiyatları da biz de öğrenebilir miyiz? 200 lira. Vereyim mi parası? 200. Yok azdır, bunlar yabancı değil, ben bir daha alırsam. Kaç kilo gelir babacan bunlar? 4,5 kilo, 200 liraya mı veriyorsun? Aynen. Bir şey sorabilir miyim? Günde tezgahı açtığında kaç lira para kazanırsın abi? Abi ne yapsın ya? 500-600. Merhaba kardeşim, ne haber? 500-600. Ne kadarı masraftır? Bunlar yetiştirdin mi, alsat mı yapıyorsun? Alsat yapıyorsun. Yetiştirmeden para kazanamazsın. Alsat yapsan da kaç, ne kadara alıyorsun? Yani yüzde karlılık olarak. Çok da koyma ama. 500 liranın 500'ü de kar mı sana? Tane de 20 lira alıyorsun. Ya 500 liranın yüzde kaçı kardır? 400'ü kar. 400'ü kar. 400'ü, 500 lira nasıl 400 kar alıyor? Yok, 500 lira, 400 lira, 500 lira alıyoruz. Ha, 400'ü alıyorsun, 100 lira falan kar elde ediyorsun. Yok, 400 lira karım var. 400 lira karım var. Nasıl? Tamam, günlük, satışa göre. Günlük 400 lira karım var. Abi o zaman 400 lira karım var ya. O zaman sen gerçekten. Sen o zaman sen hiç bu işi yap o zaman. Sen bu iş güzel abi. Bu işin. Ama şimdi şöyle de düşünmek lazım hocam. Evet abi. Haftada bir gün çalışıyor adam. Veya 4 pazar 4 gün çalışıyor. Her gün olmayı. Her gün olsa. E tabi şimdi Mercedes de gelir tavuk satmaya abi. Aynen öyle. Valla öyle de. Bu iş böyle. İyi hadi, bereketli olsun. Görüşürüz. Güzel. Abi Kanatlar Alemi Samsun YouTube kanalı. Orada biz buradayız. Kardeşim gibi söylesin zaten. Anne kolay gelsin. Sağ ol. Senin mi bunlar? Benim. Neler var burada? Kaz. Kaz. Hepsi kaz değil mi? Kaç liraya satıyorsun? 140. Sen mi besledin bunları? Kendimiz besledik. Kendinin besledin. Ne kadar yem yemiştir bunlar? Anne. Bunlar bir ton misiriydi. Bir ton. Belki de daha fazla. Vallahi mi diyor? Belki de şey, daha fazla. Çok iyi. Yani kaç tane hayvana o kadar yedirmişsindir? 95 vardı. 95 vardı. 95 vardı. 95. Şu anda kaç tane kaldı? Şu anda kalmadı. Bitti sayılır. Şu anda kaç? Buraya bugün kaç tane kaz getirdin? 5 tane. Daha satmadın mı? Satmadım. Daha satmadım, bekliyorum. Tane kaç lira diyordun anne? Tanesine 140 diyor. 140 diyorsun. İyi hadi, bereketli olsun anne. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, sağ ol, Allah razı olsun. İyi, siz sağ olun. Kardeşim sen de buradasın değil mi? Aynen öyle. Ne kadar bu lindalar? Lindalar 140'a var, 120'ye var. 120'ye var, şu horozların da var. Aynen öyle. Bu tezgah sürekli geliyor mu sen babacan? Yok, 2 haftadır. 2 haftadır geliyor. Bunları sen de zaten satsan 100-600. Tavuklar kaç lira? 80 lira çıktı. 80, 700 lira gibi bir pazarım var önümde. Aynen öyle. Bu 700 liranın yüzde ne kadar kârdır sence? %20 oranında. %20, 140 lira civarında. Bunları da bir öğrenelim dedim ya, soruyorum. Bereketli olsun babacığım. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Ataxlar, vay dayım vallahi tavuğu tutmuş bırakmıyor yemin ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım, maşallah. Senin mi, aldın mı? Ben satıyorum. Satıyorsun değil mi? Evet. Kaça veriyor? 40'a bıraktım. 40 lira? Evet. Evet. Güzel de şu mantar var ya, bak bak ayaklarda. He. Bunlar şeyden oluyor, böyle evin arkasındaki hayvanların şeyler var ya, gübrelik alanlar. He. Orada dolanınca hemen mantar oluyor, bu da sıkıntı. Yani başka kümesteki hayvana da geçer. Ama bu tam kesimlik olacak yani. Evet. Onu da söyleyeyim, 40 lira. Horoz da mı senin? Horoz da benim. Maşallah, ona ne kadar diyorsun? O 100 lira o. O da 100 TL diyorsun. Evet. Hangi köyden geldin? Ben Yavucuk'tan geldim. Yavucuk'tan geldim. Evet. Bunları satıp pazar yapacaksın değil mi dayıcım? Evet. Evet. Valla. Var mı daha köyde çok? Yok, çok da yok. Tam uzluk ayırdım köydekileri. He.
İyi, hadi bereketli olsun dayıcım. Söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi teşekkür ediyorum. Cansın. Vatan sağ olsun. Allah razı olsun. Millet sağ olsun. Bir tanesin, bir tanesin. Herhalde çekeyim. Evet, evet. Kanatlar alemi Samsun. Evet. 120 vereyim ben de. Aha bak. Allah. Daha sağ olsun. Sen kaç lira diyorsun hindilere? 150. Anam 120 veriyor. Ben de 120 vereyim ama. Anne ben bir şey söylemiyorum. Bu hindiye bakmak ne kadar zor. Biliyor musun? Ben bileyim. Ben yaptım zamanında. Ya hindi işte. Ya işte. Ver şunu. Ha güzelliğine. Güzelliğine ver. Hadi bakalım. 150 mi dedim? Ne dedim? Gönül. Allah. Ben 120 vereyim diyeyim. Kabul etmeyin. Bir arada buluşun o zaman da. İkinize de bir faydası olsun. Koruz 50 lira. Bir daha gel Serhat gel hadi. Dolabilir. Hadi bakalım. Sen giden bir bahane. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak? Gitti mi? Tamam mı? Valla sana bir şey bırakayım daha sonra. İyi hadi size bereketli olsun. Görüşürüz. Allah'ım kızım olsun sana. Aha kavga çıktı. Aha. Evet ya. Ne diyor? Ya geçen sene kadar aldı parasını beni ya. Evet. Vay anasını. Kim satıyor? Kim satıyor? Senin mi bunlar? Değil? Bu benim. Bir tane mi getirdin? Bir tane. Geldin. Para kaç liraya veriyorsun? 140 verdim geçen sene. Ben yine 140. 140 yine geçen sene aynı fiyat. Şey yani. Ne oldu? Bu benim bir kazı birisi çınlatmış. Geldim bundan bir kazı aldım. Bana sakat kazı vermiş. 150 milyon ödedi kazı. Anladım. Geldim buraya. Arkadaş bu sakat dedi. Tamam sana kazı vereceğim. Kazı da aldı, parayı da aldı. Daha parasını verecek. Pis herif ya. Lanet ya. Abi siz aranızda konuşun artık benim. Tamam bir şey yapayım. Allah canını yerim sizin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dayıcım senin kazlar ne kadar? 150'şer. 150'şer. 3 mü kaz getirdin? Satış var mı daha? Yok. Yok yok. Bekliyorsun. Hangi köyden geldin? Celil köyünden. Celil. Hayat nasıl? Söylemek istediğin bir şey. İyi Allah. 10 numara. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyi tamam abi. Celil'e selamlar. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Allah Allah. Ben de sakınmadım. Biz aynı köylü sayılır. Yalnız aynı köylü. Burada tabii. Bugün pazarda arkadaşlar tartışma çok. Bugün tak. Selamun aleyküm. Hamza. Aleyküm selam. Hamza ne yapıyorsun Hamza? Hamza'nın sana bir takım şeyleri var. Ne var? İstekleri. Vay be. Özel konuşalım o zaman onu. He, bilmiyorum özel mi artık. İlle diyor söyle diyor bana. Tamam söyleriz. Hoş geldin bu arada hocam. Hoş bulduk, bereketli olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun. Şimdi bugün herkese şey soruyorum babacan. Özel soru. Özel soru abi. Ne biliyor musun? Ya bu tavuk pazarında, tezgahı açtığında günlük ne kadar para kazanıyorsun? Baba yevmiyeyi kurtardın mı yetiyor da. Onu mu? Yevmiye kaç lira? 500, 1000, 1500. Yok, her dönemde para kazanma ya. Baba biz şimdi burada günlük 100 lira, 200 lira kazandın Allah bereket versin diyor. Onun dışında böyle bir para, ağam şahım bir para yok. Özellikle de bu sene. Bu sene herkes onu söylüyor. Bu sene bu para yok. Önceden kazanılıyor. Ama bu yerimde para bol. Bak bundan ne bol abi. Daha süs sattım elime bir kuruş geçmeden tavuğa verdim. Bak, önceki senelerde şu tavuğu diyelim şu 10 liraya alıp 20 liraya satıyorduk. Evet. Şimdi öyle bir şeyimiz yok. Şimdi ne yapıyor? Şimdi de 18 liraya alıp yine 20 liraya 25 liraya evet. Satıyorduk. 8x35 280 abi. Ama yaz ayları efsane değil mi? Ya kazanç olarak. Tabii canım civciv sezonumuz. Civciv sezonu efsane. Yani, bu tartışılmaz. Hamza ne diyeceksin oğlum sen bana? Söyle bak. Kim? Ben senin aboneyim senin kanala. Arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Kaç tane videon var kanalda? 30. 10 videon vardır. Biraz sesini güçlendir. Şimdi güçlü bir şekilde kanalının adını söyle bakayım. Hamza Kanatlılar Alemi. Bir daha. Hamza Kanatlılar Alemi. Hamza Kanatlılar Alemi YouTube kanalı Hamza'nın. Hamza mücadele veriyor. Hamza'ya destek verelim. Okey oldu mu? Tamam canım. İyi yumurta yumurta 1 liraya devam mı? 1 lira yumurta. 1 lira 1 lira hocam. Aynen hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ay maşallah. Ne güzel temizlemiş teyze. Evet.
Hangi köyden geldin dayı? Gidirli. Gidirli'den. Kaç lira kazları fiyatları? Hangisi? Ya sırayla şu ördek galiba. 80 lira. O da mı kaz ortadaki? He, o bayağı yanak kalmış. Şu ufak kaç lira ortadaki? 140 lira. 140 lira. Kaz fiyatları... 4 tavuk 100 lira. Ama normal, herkes daha... Nasıl, zorlanıyor musunuz? Böyle var mı sıkıntı, dert? Yok. Yok. İyi, tamam dayıcım. Burada herkes memnun bu pazarda. Devam. Hadi kolay gelsin. Selamun aleyküm. Merhaba. Senin mi babacan? Değil abi. Buyur abi. Ha, senin mi abi? Ali baba. Hoş geldiniz. Samsun Kanatlılar Alemi. Aynen. Seyredelim. Kanatlılar Alemi Samsun. Hocamın. Bu şimdi orijinal Türken değil. Şöyle bir baktım, tavuklar canlı falan. Ne kadar fiyatları bir öğrenebilir miyiz abi? Nedir? Hocam, ekonomik durumlara bakarak vatandaş da zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz. Yem fiyatları olmuş 3 lira. Evet. 40, 50, 60 arası gidiyor. 40. Vatandaş tutturabildiğine gidiyor yani. Evet. Sen sürekli pazara geliyor musun dayı? Geliyorum. Normal bir fiyat yok yani pazarda. Ha. Vatandaş alışveriş yapmak için bir şeyler alıyor. Tavuk alıyor, tavuk satıyor mesela. Başka ihtiyacını görüyor. Evet. Çünkü durumlar onu gösteriyor. Değil mi? Şu an aslında her şey de çok da böyle keyifli değil. Ya dostum, şimdi bu pandemi döneminde evet, herkes bir sıkıntıda. Evet. İşçi işine gidemiyor. Evet. Çiftçi tarlasına gidemiyor. Bir de cumadan sıkıntı oluyor. Pazartesi falan sokağa çıkma yasağı var. Vatandaş işe gitse normal bir şey belgesi olmasa zaten ceza yazıyor. Evet. Kazancı da yok. Aynen. Vatandaş da bir bunalıma girdi yani. Anladım abi. Evet, kolay değil. Ortamımız o kadar sıkıldık ki yani. Evet, tahmin ediyorum. Özgürlüğümüz bir yerde kısıtlanıyor. Biz Türk vatandaş olarak özgürlüğümüze düşkün müyüz? Aynen abi, aynen. Aynen öyle. O kadar zor duruma geldi ki komşu komşuya gidemiyor. Evet, evet. Dostluk bağları, aile bağları da gittikçe artık kopmaya başladı. Çünkü insanlar birbirine gelip gittikçe tabii, dostluklar tabii çoğalır. Ama uzak durduğumuz zaman da el olur yani. Evet. Dayı yeğenini tanımıyor, hala bilmem ötekini tanımıyor. Evet. Çünkü durum o, devre geldi. Evet. İnsanlar birbirine kaynaşmalı, çay kahve söylemeli, bir yerde sohbet etmeli. Evet. İşte, i̇nşallah sonumuz iyi olur. İnşallah abi, yani ama işte hastalık var, öyle görmek lazım. Şimdi bunlar doldu mu da insanların da, yani bende, sende yoktur da bende vardır. Senin hayatına mal olabilirim. Biraz da tamam, dikkat edelim ama... Herkes kendini yani, değil, toplumu düşünerek hareket etmeli. Aynen yani. Dediğin işte doğru. Tüm kurallara uymalıyız. Belki sende var, bende var. Evet. Ama kendimiz bildiğimiz halde ona bir dur dememiz lazım. Toplumun içerisine girip de yaymaya gerek yok. Evet. Sonra bir soru daha soruyorum. Bir pazara geldiğinde tezgahtan kaç lira kazanıp gidiyorsun eve? Bazen oluyor ki hiç satmadan gidiyorum. Değil mi? Değişiyor. Bazen de aldığımın altına veriyorum, arabamıza benzin mazot alıyoruz yani. Vallahi Allah kolaylık versin. İsmin neydi dayıcım? Benim ismim Ali. Ali abim. Saygılar, sevgiler Ali abim. Bizden saygı, sevgiler olsun. Allah kolaylık versin. Sağ ol abim. Selamun aleyküm. Ne kadar tavuklar yakıştı kardeşim? 50, 60, 150, 200 olan hindiler galiba. 200, 250. Hindi fiyatları arttı ya bu ara. Ama tavuklar çok güzel. Tavuklar güzel. Vallahi maşallah, çok sağlıklı. Ablam bereketli olsun. İyi, hadi görüşürüz. Aha, burada da bir şeyler var. Ah garip, hindi biraz kırgın. Çok iyi gözükmüyor. Evet, cevizler de, şeyler de gelmiş, cevizler. Ceviz kimin ceviz? Ceviz kimin bura? Baksana abi. Aa, horozlar güzelmiş. Anne kolay gelsin. Maşallah, horozlar çok güzel. Ya, sağlıklı yani. Yani kırma ama sağlıklı. Boyu da var. Sağlıklı horozlar. İnşallah biz de yetiştiririz. Anne ne kadar fiyatları? 130 diyor. Şöyle bir kilosuna bakayım mı ben şunun? Evet. Ama çok yanık kalmışlar be anne. Hiç yem vermedin mi bunlara? Dün köprüden aldım. Ha, köprüden aldın, anladım. Kim? Oradan alıyor. Bilmiyorum. Bu Toros'un sahibi kim?
Abi Fatih, bir söz var, onu da burada söyleyelim. Ha bak şimdi burada yok. Teknen varsa kıçında ol, tarlan varsa içinde ol, işin varsa başında ol demişler. Biz de buradan gidelim abi. Anladın mı? Hadi bakalım. Maşallah. Abi senin mi orada? Evet abi. Çok güzel abi. Vallahi maşallah çok güzel. Fiyatları nedir abi? Fiyatları şu ikisine 50, bunlara 60'ar diye. Şunlara 60'ar. Vallahi uygun. Çok uygun. Bence bunlar hemen biraz satılması lazım. Ördeklere ne kadar değil mi? Ördek bir tane kaldı. Ördeği buradan aldım. Ha buradan aldım. Anladım. Bu kutumu yiyeceğim 50'yi de. 50, 50, 60 diyor. Fatih çok uygun. Bereketli olsun dayıcım. Bereketli olsun. Ne? Abi bana doğamı ağrıtma. Osman dedi. Allah ördeklerin fiyatları ne? Buyur efendim. Ördekler fiyatlar ne abi? 65 lira. 65. Kazlar? Kazlar 100 lira. 100 lira. Ben, Osman hiç. Osman dedem kırdıysan bu adamı. Vurma ya bizi. Osman dedem vurma. Ben Allah'ını seversen bak. Olmaz. Ben seni sen vurma dedim. Olmaz. Ben seni takip ediyorum. Olmaz canım abi. Kesinlikle olmaz. Bunlar şey durma. Çok kötü durma. Yani aynı ırktan yürüye kat şeklini kaybediyor. Onu söyleyeyim. Ama sen damızlık kaz mı arıyorsun? Ya ne arıyorsun? Damızlık arıyorsan ya hafta sonu gelene bizim oraya geldi. Çevrenizde olanlar var. Çok güzel kaz. Benim yerim Keşfik Yiyen Fabrikası'nın karşısındayım abi. Ha bir dere aşağı ineyim de neresi olduğunu bilmiyorum. Köpekler var orada. Orada görürsün. Yani damızlık istiyorsan burada ya bazen mesela Vezirköprü pazarında vardı çok güzel damızlıklar ama buraya bakıyorsun yok. Vezirköprü ne kadar buraya? Abi 29 kilometre. 29 kilometre bence şeye gitmelisin abi. Vezirköprü'de bulursun yani kesinlikle. Oranın pazarı ne? Oranın pazarı pazartesi. Bak ben haftaya pazartesi orada olacağım. Sen istersen oradan sana damızlık alır. Çok güzel bir uygun fiyata. Onu söyleyeyim. Tamam mı abiciğim? İsmin neydi abi? Ufuk. Ufuk abiciğim ben tamam. Ben takip ediyorum. Merhaba. Tamam. Çok teşekkür ederim Ufuk abi. Görüşürüz. Hoşçakal. Gençler. Evet yine aynı. He? İçerim valla. Ama iyi bardağı şey yok. He? Koymuş abi. Koymuş mu? Tamam boş ver o zaman. İyi iyi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Kardeşim bereketli olsun. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bitirdik. Evet arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsung kanalı olarak pazara bedava, geldik. Bedava. Pazara gördük, 10 numara. Her şey. Tavuklar bedava abi. Her şey yolunda ulaştı diyenler de var. Sırtı yaşadığını söyleyenler de var. Hayat bir şekilde devam ediyor. Herkese, emekçiye Allah kolaylık versin. Herkes sağ olsun, var olsun arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkürler. Bir de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kampanya, kampanya. 4900 lira. Buyur dede. Gel.